Durat Hukuk Bürosu'nda çok iyi bir pozisyonda. Yaslıhan'dan gelme, ailesini terk edip İstanbul'a üniversite okumaya gelmiş. Adlarını bile anmaz. Dilenci gibi bir şeydi ilk geldiğinde. Sonra adam oldu. Ablam sayesinde. Bu da Fırat. Fırat Kazan. Hayatımın aşkı ve evleneceğim adam. Tanıyorum kendisini basından. Bunların ikisi geçmişten tanışıyor. Ama açıklamıyorlar, saklıyorlar. Hayatım, sekreterin yerinde yoktu. Ma. Irmak. Narin. Senin ne işin var burada? Narin bizi ziyarete gelmiş. Hı. İş için. Önce eski bir gönül macerasıdır, önemsizdir. Ortalığı bulandırmamak için söylemiyorlardır diye düşündüm. Ama öyle değil. Artık eminim. Başka bir şeyler dönüyor. Acelesi yok hayatım. Amcam bekledi bekledi, evine geçti zaten. Senin ablanla ilgileniyordum. Nalan'ı kasaba günlerinden tanımıyorsun değil mi Fırat? Hı? Tanıyorumdur. Folklor falan oynamışızdır belki. Dalga geçme benimle Fırat. Ya bu aldattı beni. Ondan sonra tabii benim bildiğimi bilmiyor. Ben de çok enteresan bir yerden öğrenmişim. Kız dayımın kızı. Hadi dayının kızı. Kısmetsiz çocukmuş. Hissediyorum. Tanıştıklarını itiraf ederlerse kötü bir hikaye var sanki ortaya çıkacak. Geçmişten kalan. Çünkü Fırat bankanın önünde vurulduğu zaman polislere tek kelime bile etmedi o kızla alakalı. İsmi bu işe karışmasın diye. Hatırlıyorum. Bu kız bize kötü bir şey yapacak. Adım adım izliyor beni Fırat'layken. Ablamı da kullanıyor ve ilişkimiz hakkında garip garip özel bilgilere sahip. Ya bırak Allah aşkına ya. Fırat kendi söyledi. Tutturmuşsun ben de geleceğim diye, zeytinlik bakacağım falan diye. Fırat'ı arayıp beni davet edip etmediğini mi sordun sen Nalan? Ha, evet çok merak ettim. Aradım Fırat'ı. Bu manyak kadını niye yanında götürüyorsun dedim. Hı, evet. Fırat özgür ruhlu, hiçbir baskıyı zerre kadar takmayan, kontrol edilmeye gelemeyen bir adamdır. Yani bu kızla gönül ilişkisi yaşamak istese sırtını dönüp giderdi. Başka bir şey var yani ortada ve benim bunu bilmem lazım. Kadın buna şantaj mı yapıyor acaba? Bilmiyorum. Ama elindeki koz her neyse bunu kullanacak ve Fırat'ı benden almaya çalışacak, biliyorum. Çünkü hala Fırat'a deli gibi aşık. Şimdi bana ikisiyle ilgili detayları bir bir verin. Bu araştırma süresince de şüphelerinizi hiçbir şekilde ele vermeyin. Kadına da gayet dostça davranın. Şimdi işi, evi, ailesi, çevresiyle ilgili ayrıntılarla başlayalım. İyi oldu mu lan orası? Başka bir yere mi alsak ha? Abi 10 numara oldu. Işık falan da alıyor. O ne demek? Lan ışık alıyor. Çalacak. Çalacak tabii. Babuşkanın vasiyeti. Ali, Deniz Hanım'a sor. Şöyle iyisinden bir piyano hocası bulsun bize. Bir de gitmişken canım resimlerinden 3-5 tane al. Şöyle sağa sola asarız. Geldiklerinde muhabbet olur böyle, gelip bakarlar filan. Abi kasmasın o resimler seni. Adam manzara falan yapmıyor yani. Allah Allah. Bakmayız oğlum o tarafa. Efendim Hikmet Baba. Hemen buraya gel. Bir şey mi oldu? Helikopteri hazırlasınlar. Yastığına gidiyoruz. Efendim Meri. Irmak Hanım, bir haberim var benim. Ya Fırat Bey eve geldi ama yanında bir kız vardı. İzinlisin dedi, seni gönderdi sonra. Kimmiş, neyin nesi, adını biliyor musun? Ya adını bilmiyorum bile, az gördüm işte. Ya siyah saçlı, yüzü böyle asık ama bir özellik yok, bir kız işte. Tamam, tamam teşekkür ederim. Ben hallederim. Ondan sonra yarın görüşürüz dedi. Beni gönderdi. Tamam, tamam görüşürüz.
Deniz, iyi ki evdesin. Ne oldu canım ya? Sen işte olmayacak mıydın akşama kadar? Gidemedim. İnsanların ortasında böyle olmak istemedim. Eve de gitmek istemiyorum. Yalnız başıma kalırsam kötü şeyler yapmaktan korkuyorum ben Deniz. Nasıl kötü şeyler? Mesela bu telefonu açıp Fırat'a kim o eve attığın kadın diye bağırmak gibi. Eve kadın mı atmış? Hizmetçi kız aradı. Ona da bugün izinlisin, yarına kadar gelme demiş Deniz ya. Öyle mi? Senin şimdi evde bir şeyin mi var? Casusun mu var? Ne alakası var canım? O kıza o işi ben buldum. Arkadaşımın yardımcısıydı. İşsiz kalınca ben de Fırat'a yönlendirdim. Sever beni yani. Ne var bunda? Kızla gelince beni aradı o da hemen. Allah canım, insanın evine herkes gelir. Bir ilişki olacak diye bir şey yok ya. İş içindir. Ya çocuğun başında bir dolu bela var. Onunla ilgili bir konudur. Gizli konuşulacak bir mevzudur. Hizmetçinin çenesi de bayağı gevşekmiş. Maşallah yumurtlamış sana her şeyi. Adam ne yapsın? Salmıştır pırtı çeneyi başından. Aa, Fırat'tan daha çok Mary'e kızıyor gibisin. Kızıyorum tabii. Gereksiz yere seni huzursuz etmiş. Ne yani görmüş mü? Gözüyle mi görmüş bir şey olurken? Ne? Durup dururken seni deliye çevirmiş. Durup dururken mi? Ya Deniz, adam babasının evinden sepetledi beni. Arayıp sormuyor özür dilemek için. Hiçbir şey yapmıyor. Şimdi de bu. Ve sen bana durup dururken diyorsun ya. Ben kafayı yiyeceğim artık ya. Ne oluyor kızlar ya? Niye bağırıyorsunuz yine? Yeter. Yeter. Bu böyle olmaz. Bunları bizim hemen barıştırmamız lazım. Bak, yarın akşam güzel bir parti veriyorum. Tamam mı? Irmak'ın doğum günü. Mecbur. Mecbur Fırat da gelecek. Hı hı. Aa, harikayım ben ya. Bunu da hallettim. Süper. Oh. İyi fikir, iyi. Ama hadi şunları dolaba koy. Pirzola falan da var. Bir de bana yorgunluk kahvesi yap ver, hadi. Hayırdır, ne oluyor? Sen bana evlenme teklif edene pek bir ev erkeği oldun bakıyorum. Para bile kazandık aşkım. Aa, resim mi sattın? Evet, 3 tane resim sattım senin Karayel Kros'una. Sermet'e. Adamını göndermiş. 5'er kağıttan 3 resim. Neyse, sana olan borcum bitti. Manyak mısın be? Senden para isteyen mi var Sergüslü? Al şu paranı. Olmaz, benimle param için evlenmeni istemiyorum. Vay be, sen bunca yıl bu kadar torba taşı, kadın sana kalkıp bir yorgunluk kahvesi koymaz. Senin hemşire. Baksana. Siniri de geçmiştir. Vay, diğer hemşireymiş. Bacım hoş geldin, iyi akşamlar. İyi ya. Artık öyle sıradan ölümler gibi selamlaşma cümleleri kullanmıyoruz zaten. Değil mi? İyi akşamlar. Bu gece sıcak bir aile ortamına ihtiyacım var. Sizinle yemek yiyebilir miyim acaba? Yemek tabii ki de veririz. Ne haber? İyiyim. Sıcak aile işi ortamı biraz zor. Baksana bizim kızın suratı yine sirke satıyor. Ne oldu, yine mi kavga ettiniz? Bak eğer öyleyse söyleyin, gideyim dayanamam. Yok canım, aksine gayet iyiyiz. Hatta bugün ikimizle ilgili çok önemli bir haber vermek için iş yerine geldim. Ama sen çıkmıştın. Fırat'la çıktım. Ha. Niye gelmiş ki? Vallahi durum vahim. Banka süre müre vermem diyor. Sermet'i parça parça edecekler. Fırat, ben artık bu işte yokum, istifa edeceğim dedi. Müvekkiline söyle, aradan çekiliyorum, ne hali varsa görsün dedi. Hayda, ya böyle bir şey için istifa eder miymiş canım? Yok canım, bence de. Yani gerizekalı gibi bankanın parası için kanının son damlasına kadar uğraşsın. Vallahi ben Erol Bey'e söyledim, anlattım her şeyi. Artık kendi aralarında konuşup halletsinler, beni ilgilendirmiyor. Yetmişsin bak, bu adamlara görüşme bahanesi vermeyin. Yani kızım size oyun gibi geliyor ama bu adamdan ne kadar uzak durursanız o kadar iyi. Bence Fırat akıllılık etmiş yani. Böyle pislik heriflerle uğraşmayın. Ne? Evet. Senin resimlerini mi satın aldı? Ya o gelmedi de bu Sebastian kılıklı uşağı var ya, onu göndermiş. Senin haberin yok, buraya da gelmek istedi. Bir
Piyano hocası lazımmış küçük kıza. Allah Allah. Ben buldum da gelmedi. Niye gülüyorsun Deniz? Nesi komik bunun? Adam buraya geleceğim dedi. Ama komik ya, durum komik. Bunca manyak şeyin içinde adamın bacak kadar çocuğa gösterdiği şefkate, ilgiye bak. Komik bu adam. Bir kabul edelim bunu ya. Komik komik. İyi iyi. Siz böyle egzotik maymun görmüş gibi gülmeye devam edin. O maymun boynunuzdan bir ısırsın, göstereceğim ben size. Bak şu aptalarıma ya. Fırat'ın başına neler var? Bir de sızlanıp duruyor. Yok aramadı da, yok sormadı da, yok eve kadın attı da. Bu Fırat'ın hizmetçisi aramış sabah Irmak'ı. Eve bir kadınla geldi diye. Tabii haliyle Irmak da hakkını oynattı. Narin, yarın akşam parti veriyoruz. Bu ikisini barıştıracağız. Kızın doğum günü sonuçta. Otursunlar, konuşsunlar bir köşede, barışsınlar, anlaşsınlar yeter. Gelir inşallah. Vallahi ben mesaj atacağım. Yani Irmak'la ilgili niyeti iyiyse gelir. Sonuçta doğum günü kızın. Ha, yok olmuyorsa yapacak bir şey yok. Herkes yoluna bakacak. Dünyada ilk terk edilen Irmak değil ya. Unutacak, alışacak. Öyle. Yarın geceki partimizde nişanımızı ilan edeceğiz. Onur konuğumuz da sensin. Ne? Şaka yapıyorsun. İşte bu. Oh be, çok sevindim. Oh, harika. Bu yılın en güzel haberi bu. En güzel haberi. Allah'ım, kurtuldum sizden sonunda. Kurtuldum, kafamı dinleyecek. 4 yıldır ömrümü yediniz, ömrümü. Hah, Erol Bey arıyor. Efendim Erol Bey. Nerede? Hangi karakol? Anladım. Tamam. Tamam Erol Bey. Ben haberdar ederim size. Ne olmuş? Ne karakolu ya? Of. Bizim büyük müvekkillerden birinin oğlu. Yani şimdi işin gücün yoksa bu saatte git zengin karakoldan topla. Omleti yapacağım size. Nasıl olsun? İstemiyorum. Peki. Okey. Akşama müthiş bir parti veriyoruz. Bak itiraz istemem. Giyineceksin, süsleneceksin, geleceksin. Bir senin doğum gününü kutlayacağız. Bir de bizim nişanımız. Hmm. Bu arada canın havalı arkadaşlarından da gelen olacak. Bir tanesi var tam sana. Aman, aman yok. İstemem sanatçı sevgili. İşsiz güçsüz sayfası başa bela. Sözün meclisten dışarı tabii ki. Ona ne şüphe? Bizimkileri kasar zaten şimdi sizin ortamlar. Allah Allah ya. Ne varmış bizim ortamlarda? Seni de kasmayalım biz şimdi. Bunu mu anladın sen ya? Ne anlayacaktım? Alo, Mary. Çabuk söyle, hiç müsait değilim. Dün eve gelen kızın kim olduğunu gördüm ben. Bugün gazetede. Hemen bakın internetten isterseniz. Tekstil kralı ne dedi falan var haberin başında. Ondan sonra bir resmi var bu kızın bir adamla. Fırat Bey haberi çok sinirli okuyor. Mary. Kapatıyorum ben. Geldim. Her seferinde aynı muhabbet. Bıktım ya. Tamam, tamam uzatma. Evet, evet. Kapıda kuyruk olan o zengin koca adaylarınıza da mani olmayayım ben. Sen ne dediğinin farkında mısın? Başladın gene saçmalamaya. Deniz bırak ya. Hadi size partide iyi eğlenceler. Yine bir şey mi oldu? Bu akşamki partimizin teması sadece senin doğum günün olacak. Nişan işini rafa kaldırdık. Ne
yüzük gibi pamuk ipliğine bağlı ilişkiniz. Tutkuyla sevmek. Yani onca gündelik şeylerin ötesinde birine bağlanmak. Ne yaparsa yapsın sevmek nasıl bir şey acaba? Fırat'ın eve attığı kadın Narin'miş. Ay manyak manyak konuşma be. Ne eve atması? Konuşmaya gittiler. Narin bana söyledi biliyorum. Fırat bankadan ayrılmayı düşünüyormuş. Narin aracılığıyla Sermet'e haber gönderdi o kadar. Fırat bankadan ayrılmayı mı düşünüyormuş? Hmm. Sadece nerede konuştuklardı söylemedi. Deniz, senin bana anlatmadığın epey şey birikti değil mi Narin'cim? Dünden başlayalım. Fırat'la buluşmanı anlatırken nedense evine gittiniz detayını atlamışsın. Oo, Amerikan mahkemesi avukatı ses tonunu takınmışız yine. Gir içeri gir, tabii yoksa konuşma koridorda gir. Ne bilmek istiyorsun Deniz'cim? Ha? Evinin dekorasyonunu mu? Akşam söyledim sana. Irmak delirdi dedim. Adamın eve kadın attığını düşünüyor dedim. Tepki vermedin ya. İnsan demez mi? Evdeki bendim söyle Irmak'a rahat etsin demez mi? Unutmuşum. Söylerim görünce yüzüne. Kafam çok meşguldü ne yapayım? Kendini kaybedecek kadar neyle meşguldü kafan Narin? Şadi'yi gördüm. Ne? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.